Alev, arkanda biri var. Ne? Alev, arkana bak. Murat, ne diyorsun? Anlamıyorum. Arkanda biri var. Ebru Hanım, nöbetiniz bitmedi mi hala sizin? Gitsenize artık evinize. Ne yapayım bomboş eve gidip? Burada hiç değilse biraz oyalanıyorum, vakit geçiyor. Simge anneannesinde mi kaldı bugün? Hı hı, annemlere götürdüm. O da haklı. Lezzetli yemekler, şımaracak insanlar. Benim gibi somurtuk anneyi ne yapsın kızcağız? Kendine haksızlık etme Ebru Hanım. Toprağı bol olsun. Arif, kahkahalarınız hala kulağımda. Eviniz ne kadar şenlikliydi. Hele kız doğduktan sonra. Arif'e ne kadar benziyor değil mi? Bilmem. Güzel kızım benim. Hadi sil gözyaşlarını. Sen git. Ben hastalarla ilgilenirim. Yok, merak etme. Sen git, diğerleriyle ilgilen. Ben biraz daha burada kalacağım. Zaman inkar etmedi ki o kıza olan aşkını. İmran zorla mecbur etmedi mi çocuğu evlenmeye? Hepsi o şeytanın yüzünden. Eğer o girmeseydi aramıza, şimdi yaşıyor olacaktın ve yanımda olacaktın. Allah Allah. Nereye gidiyor bu kız sabah sabah? Thank you.
yapma. Sen iyileşinceye kadar yanında kalacağım. Yalnız bırakmayacağım seni. Hemen gidip üstümü değiştirip geliyorum, tamam mı? Merak etme. Uyuyor. Az önce ilacını verdim. Tamam. Ben bir bakacağım. Şakir Efendi'ye de söyleyin kahvaltılık bir şeyler hazırlasın. Açım ben. Şey Demir Bey dedi ki... Ben ne dediğini biliyorum. Bir bakıp çıkacağım. Hoş geldiniz Demir Bey. Neredeyim lan? Aşağıda Alev Hanım'ın yanında. Ya ben size ne dedim? Kimse girip çıkmayacak demedim mi? Kafası senin. Çekil şuna. Ver! Çık dışarı çabuk. Dayı! Dışarı çık dedim sana! Allah kahretsin. Su verin şuna. Ben size ne dedim ha? Ne dedim ben size? Bu odaya, hatta bu eve benden başka kimse girmeyecek demedim mi? Ha? Demedim mi? Demir Bey ben şeye gitmiştim. Gitmeyeceksin hiçbir yere. Buradan ayrılmayacaksın. Gebertirim ikiniz de. Anlaşıldı mı? Tamam efendim.